Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 4. grubun son haftasında temsilcimiz 23 Elazığ Futbol Kulübü sahasında Güney Yılmaz'ın golüyle Sebat Gençlik Spor'u 1-0 mağlup etti. 23 Elazığ Futbol Kulübü sahasında 3 puan alarak TFF 3. Lig'de kalmayı garantiledi. 23 Elazığ Futbol Kulübü kaptanı Murat Kayalı sezon başında sıkıntılar yaşadıklarını dile getirerek TFF 3. Lig'de kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bazı sezonlar anlatılmaz yaşanır derdi ya, bizim sezonumuz da öyle oldu. Sezon başından beri çok büyük sıkıntılar çektik, çok büyük yalnız kaldık. Gerçekten sahipsiz kaldık şimdi doğrusu. Ama şehrimizin takımını yere düşürmedik. Sonuçta bu şehri temsil ediyoruz, bu armayı temsil ediyoruz. Her ne olursa olsun profesyonelde kalmayı başardık. Ben buradan önce seslenmek istiyorum. Tuncay Başkanımıza teşekkür ederiz. Yönetimimize teşekkür ederiz. Çalıştığımız bütün hocalarımıza teşekkür ederiz. Takım arkadaşlarımın gerçekten ayağına sağlık. Çok zor şartlar altında çok iyi mücadele ettik. Ve kümede kalmayı başardık. Onlara tekrar bir Elazığ olarak çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle Hasan Hoca'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu Elazığ olmayıp takım bu kadar sahiplendiği için, bu takıma sahip çıktığı için Hasan Hoca gerçekten çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bazen kelimeler bitiyor, laf söylenmiyor. Şu anda o durumdayım. Hepinize teşekkür. Sezon başından beri geliyor bu. Hani çok büyük sıkıntılar yaşadık. Tuncay Başkan tek başına kaldı, biraz yalnız kaldı. Bu da takımı etkiledi. Takım değişti. Takım değişti. Devre arası çok transfer oldu. Hocalarımız gitti geldi. Takımda bir ahengi bozuldu. Ama son haftalarda aldığımız, içeride hiç mağlup olmadık. Hepsini kazandık neredeyse. Son haftalarda aldığımız sonuçlar ligde kalmayı başardık. Umarım inşallah bundan sonra, sonuçta biz kendim de biz her zaman Elazığspor'un başarılı olmasını isteriz. Onlar da playoff'a kaldı. İnşallah playoff'tan da şampiyon olurlar. Biz Elazığsporluyuz her zaman. Ama Elazığ'ın ikinci takımına da sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Doğru planlamayla. Doğru planlamayla, doğru bir görüşmeyle bunların olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir şehirde iki tane profesyonel takımın olması çok büyük avantaj. Buradaki gençlerden. Burada çünkü ekmek yiyen bir ton insan var. Personelinden gençlere, çalışan herkes var. Bunda da dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bütün şehir takımları bir ton paralar harcıyor, bal liginden çıkamıyor. Senin iki tane profesyonel takımın var şehir olarak. Sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu Elazığ'ın kalkması için çok önemli. Umarım buradan sesimizi duyarlar. Tekrar bütün takım arkadaşlarıma, bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teknik direktör Hasan Uğur Kardal, kolay bir süreç olmadığını dile getirerek 23 Elazığ Futbol Kulübü ekibine teşekkür etti. Yani Sultanbeyli'yi yensek belki iki hafta önce işi bitirecektik ama sonuçta herkesin bir hedefi var. Sultanbeyli'nin de o maçta hedefi vardı. Biz kendi adımıza doğruları yaptığımızı geç kalmadan toparlamaya çalıştık. Toparladığımızı düşünüyorum. Kolay değil, devre arası takviyeler yapıp ve salı günü gelip çarşamba günü, perşembe, yani hafta sonu maça hazırlandık. Ondan dolayı Tokat Plevne maçı oynamıştık o hafta. Yani kolay bir süreçten geçmedik. Oyuncularımın ayağına yüreğine sağlık. Buradan Tuncay Başkanıma ve oyuncularıma ve yönetim kuruluna hepsine teşekkür ederim, kulüp çalışanlarına. Çok büyük emek var. Gerçekten öre öre geldik. Çok büyük emek var. Elazığ'a ikinci bir profesyonel takımı yeniden layık ettiğimizi düşünüyorum. Futbol şehri olan Elazığ'da. Herkese, bütün taraftarlarımıza buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Aslında çok hani bir şeyi çok fazla eleştirmek bize yakışmaz. Açıkçası belki kadro mühendisliği ile alakalı, belki kadro yapılanması ile alakalı belki yanlışlar olmuş olabilir. Oyuncu motivasyonu çok düşüktü. Onu yukarı çıkarttık biz. Ama sonuçta emek veren hocalarımıza da burada, bu sezon başı emek veren hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ne olursa olsun bir emek var, bir ter var. Ondan dolayı da biz yanlışlara değil de elimizde olan değerlere bakmamız lazım. Seneye de inşallah bu takım üçüncülükte en iyi şekilde yoluna devam eder. Çünkü hak ediyor. Bu şehir hak ediyor. Bu şehir futbol şehri ve bu şehir yukarıları hak ediyor. İnşallah biz de ona bir katkı sunabilirsek ne mutlu bize.